böyle durumlarda konuşmak sanırım en değerlisi. İçimizden gelenleri paylaşmak. Hocamız olan saygımız, ona olan hürmetimiz. Hoca Çınarlar Lisesi'nde dün aldığımız haberde tüm konservatörümüz olduğu gibi inanıyorum ki tüm sanat camiası Türk müzik camiasını devreden üzen bir son yolculuk haberi aldı. Hakkın rahmetine kavuştu Koca Çınar'ımız. Tabii aklımızda yıllardır yaşadıklarımız, öğrenci çağlarından itibaren, günlerimizden itibaren, bugünlere kadar yaşadıklarımız geldi. Dolayısıyla hocamıza, üstadımıza Allah'tan gani gani davet ediyoruz. Vaktimiz sağ olsun. Eminim ki burada birçok talebesiyle, seveniyle bir kubbeli hoş salar misali film şeridi gibi yaşananlar kalplerde, gözlerde yaşanmaya devam edecek ve hocamızın bizlere bıraktıkları en önemlisi hafızalarda yaşamaya devam edecektir. Sevgili hanımlar, beyler, hocamızın sevenleri de sizlere hitap etmek istiyorum. Keza ilim böyle bir şey. Bizim uğraşımız, hayatlarımızı, hocalarımızdan öğrendiklerimizle aldığımız yol, sanat, hep bize usta-çırak ilişkisine meşrekti. Onların okula girişlerinden, onların derslere girişlerinden, tamburu eline alışlarından, arabasından inişlerinden, bir odaya girişlerinden, gelene kadar, makamı öğretişlerine kadar, sanki hep anlattıkları, bizlere geçtikleri, bizim hayatımızın en önemli ilkleri, düsturları olmuş oldu. Onlardan sanatın yanında ahlakı, muski ahlakını, insanlığa dair zerafeti, estetiği aldık. Sadım Hoca da kendi içinde bir rengi olan tamburuyla, edebiyata ağırlığıyla, şiire, sanata, estetiğe ağırlığıyla okulumuzun kurucu üstadlarından bugünlere gelmesinde çok ama çok emekleri, katkıları olan bir duayenimizdi. Ben bunu biraz daha müsaadenizle açmak isterim, katkıyı. Bendeniz 91 yılında Orta 1'de İTÜ Türk Müzikleri Konservatuarı'na girdiğimde ne odasının yanındaydı Sadım Hocam'la olan tanışıklığımız. Ellerinden öpme şerefine nail olmuştuk. Dolayısıyla Sadım Hocamızın kapısı da hep açıktı. Bütün gelenleri önce koridordan girdiğinizde hocamız karşılardı. Baş keserdiniz. Hocanıza saygıyla selamımızı verip o şekilde odalarımıza ilerlerdik, meslek çağrısı odalarımıza. Ve ders aralarındaki devamlı hocalarımızla olan görüşmelerimiz dersin de ötesinde hep Selahattin Pınar olsun, İzzettin Ökte olsun, bize bir devir önceki Türk muskisi kültürü hakkında anlattıkları bizlere muazzam bir derinlik, muazzam bir aynı zamanda ilmin habercisi olmuş oldu. Bugün sanırım en saadet olan şey bu duyguların, bu fikirlerin, bu ilmin Türk Müzik Devlet Konservatuvarımızda yaşaması. Bundan dolayı ben bütün rahmete kavuşan üstadlarımızı, duayenlerimizin manevi huzurlarında, Sadım Hocamızın manevi huzurunda olduğu gibi hepsini gani gani rahmetle anıyorum. Kültürümüz, sanat kültürümüz, Türk muskisi kültürümüz okulumuzda onların bize bıraktıklarıyla, ilmiyle, sanatıyla, ahlakıyla, insanlığa dair ne varsa inşallah yaşıyor ve umuyorum ki yaşamaya da ebede kadar devam edecektir. Burada birçok talebesi, birçok seveni var ve inanıyorum ki anlatılacak, kubbede hoş salağa gelir kalacak birçok anlatılacak yaşamaya dair şeyler vardır. Şimdi ben sözü çok daha fazla uzatmayayım. Çocukluğumun elinde geçtiği, gençliğimin elinde geçtiği ve şu anda da büyük bir üzüntüyle bu mikrofonu tutup sizlere hitap etmeye çalıştığı saygıdeğer hocamın manevi huzurunda gönlümden geçenleri paylaşmaya çalıştım. Rahmet diliyorum ve bu vesileyle de
birkaç sene öncesinden, uzun yıllar öncesinden ahirete uğurladığımız bütün ustalarımızı, çünkü onlar kader bildiği arkadaşıydı, yol arkadaşıydı. Bu okul çok zor şartlarda ve bir buluş gerektiren şartlarda kuruldu. Ve öyle bir mayayla kuruldu ki güzele talip olduk. Biz kaliteye, estetiğe talip olduk. Hiçbir zaman işin popüler tarafına talip olmadık. Onlardan hep işin özünü, işin ruhunu, işin saygınlığını meşrettik, öğrendik. Koca Çınar olmak sanırım böyle bir şey olsa gerek. Uzun yıllarda ebediyen de bir çeşme gibi, olup olup derya gibi sular akacaktır. Yaşattığı öğrencileri bugün burada, onlar da onların fikrinde, onların nefeslerinde, mızraklarında yaşamaya devam edecektir. Bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta kalan ulu çınarlarımıza da gönülden, içten sağlık, sıhhat, Allah'tan da huzur, ömür diliyoruz. Hepimiz aynı fikirleri paylaştığımıza eminim. Saygıyla, rahmetle hocamıza ruhu şad olsun dileklerimle. Gönülden geçen bir kelimeler, cümleler olursa şimdi onları almak niyetiyle arzu ederseniz zaten ölüm beyefendiyi yapmak istiyorum. Sonrasında lütfen hocamızı paylaşmak babında hırlarımızı paylaşalım. Ruhu şad olsun. Efendim, sözün bittiği yer derler ya, işte sözün bittiği yer benim hocamdı. 80 senesinde Türk Artık Konservatuvarı'nda tanıdım.